ana sınıfını 5 yaşında buradaki ana sınıfına gitti. Çok istiyordu okumayı öyle şeyi. Çok böyle hem yaramazdı hem çok akıllıydı. Demek ki bir şeyler var dedik. Bir de öbür çocukların da bir şeyler yaşayamadım, yaşatamadım. Çok içimde kaldı. Bizim zamanımızda, benim küçüklüğümde yani bizim şeylerimiz yoktu. Yani böyle avantajlarımız yoktu. Şehirle çok bağlantımız yoktu diyebilirim. Yani olsun isterdik tabii, biz de yapalım edelim ama kardeşime nasipmiş. Bizim köyümüzde kızın yapacağı iş değil bu. Böyle bir o zamanla mevzu çok geçti. Yani biz şu kızımızla biz köyün alt tarafında harman yerimiz var. Bobolu kızla biz antrenman yapıyoruz. Karşıdan bağırıyorlar. Ya hancı kafaya mı yedin sen? Kızınla ne yapıyorsun? Harman yerinde habra koşuyorsun, habra koşuyorsun diye böyle karşıdan bağırırlardı arkadaşlar bana. Ama şükür yani biz koşa koşa kızımızı bir yerlere getirdik. Ailem beni voleybola gönderdi. Sadece hayatımda voleybol vardı. Oranın antrenmanlarına gidip geliyordum. Bir gün dersteyiz. Seçil Hoca dersimize girdi ve hepimizi sıraya soktu. Elimize küçük tenis topları verdi. Dedi ki bunları atacaksınız, ben de göreceğim size. Ben attım, çok beğendi. Dedi ki teneffüste yanıma gelmen lazım, seninle konuşacağız. Dedim Münevver, aileni çağır. Ben seni olimpiyatlarda göreceğimi o kadar eminim ki. Yani ailenle konuşalım, işte iyi bir antrenör bulalım. Çünkü benim branşım atletizm değil, hani çocuğa verebilirim ama ben bir atletizm antrenörü kadar veremem. Çünkü gerçekten uluslararası alanda gördüğüm bir sporcu. Yani hani bir yıldızın bir güneşin doğuşu yani benim için. Ama beni keşfettiklerinden sonra bana cirit diye bir şey atacaksın. Hocam cirit ne peki? Tamam atayım, siz söyleyin yaparım ben ama ne peki? Böyle uzun mızrak, sen onu koşarak atacaksın. Sen bunu bir dene bakalım diye beni yönlendirdiler. İki tane antrenör gelip aldı beni. Götürdüler ama yaşım çok küçük olduğu için önce fırlatma topuyla başladım. İlk yarışa gittiğimiz zaman o zaman fırlatma topuyla gittik. Sanırım 2013-2014 eğitim öğretim yılıydı. Böyle bir başarı beklemiyorduk. Çünkü rakiplerimizi tanımıyoruz. Ama diğer öğrencilerden çok farklı yani 15-20 metre belki daha fazla fark atarak birinci geldi. Seçil hocamız bize dedi, güzel yerlerde okuyacak, güzel hayat olacak, şöyle olur, böyle olur. Çünkü öbür çocuklarında çok iş yaptım ben. Hani durumları zor oldu. Hani bir aileden okutmak, hani anne babadan fazla destek yoktu bize. Onun için hani baktık, madem bunun gelişi öyle olacak, güzel şeyler yaşayacak. Bir de gücü kuvvet yendi Allah'a şükür. Madem dedik, bir kazanırken, iki kazanırken, arkasından giderken öyle yani gördük gücünü, devam ettirdik. Kütahya'dan bir kızımız geldi. Hocam siz dedi ciritçisiniz, ben ciritçi olmak istiyorum. Hikayemiz böyle başladı. Dedim kızım dedim ben sporu bırakalı dedim 7 sene oldu. Hiç sahaya gitmeyelim. Ben dedim çok dedim yapmayı düşünmüyorum. Babası aradı. Beden eğitimi öğretmeni var Malkoç o aradı. Büyük bir baskı vardı. Dedim ki bir gün dedim gelin o zaman Eskişehir'e bir gün Sazova'ya. Dedim bir dedim ciriti at bir göreyim seni. Sağ olsun ailesiyle birlikte geldiler. Verdim ciritleri. Dedim ki al bakalım bir göreyim bakayım nasıl atıyorsun sen. İşte orada ilk gördüğümde süper bir yetenek. Yani ilk gördüğümde dedi ki senden dedim çok iyi ciritçi olur. Korkmadık mı? Korktuk yani gittiği yerlerde Allah korusun bir şey olur, şöyle olur. Ama hocamız Allah razı olsun
hem abi hem baba gibi, kardeş gibi her şeysine destek oldu. Öyle olmasa biz bu kadar yapamazdık belki de. Çok zordu ama biliyorduk yani. Hani güzel şeyler olabileceğini çok istedim. Gürüz Hoca'yla çalışmak, burada yaşamak, ailem çok destek oldu. Annem özellikle. Münevver gidelim, bir deneyelim kızım. Olmazsa geri dönelim. Tamam ama bir deneyelim kızım. Ben bir götüreyim, arkanda dururum, yanında dururum. Bekledi, saatlerce bekledi. O istedi aslında biraz da. Bu şekilde başladım. Bunları biz Eskişehir'e ev açtık artık. Baktık başka türlü olmayacak çocuk. Bunalıyor çünkü, rahat edemiyor. Başkasının evinde ne kadar rahat edebilirsin? Kendi evinde bile yerine göre. Öylelikle. Acık zorlandı, çocuk da zorlandı. Her hafta sonu kimse, arkadaşları bir yerlere gidiyor. Onunla Eskişehir'de tanıyor, büyük yani onunla biraz daha. Ama bu küçük dışarı fazla çıkamıyor. Herkesten arkadaşlık kuramıyor. O orada ağladı, ben burada ağladım biraz. Üzülürdük. Oradan arkadaş aradım. Akrabalardan, tanıklardan, sizin arkadaşın, akrabanız varsa orada bir azıcık münevveri gezdirsin çarşıda, bir rahatlasın. Öyle öyle. Allah'a şükür. Hak ettik biraz. Onun için biraz küçük yaşta evden çıkması sorun oldu. Biraz zorluğunu yaşadı onun. Hani biz de buradan çok gidip şey yapamadık, onu takip edemedik. Yani yapsak da o kendi kaldığı için, küçük olduğu için daha çok zorlandı diyebilirim yani. Çalışmalarımızı bir yıl o kadar yoğun bir fiil harcadık ki ilk Konya'da yapılan Rumi oyunlarında arka arkaya 3 yıl şampiyon olduk. Ondan sonra ortaokullarda Türkiye rekoru kırdı. Ortaokullarda rekoru kırdıktan sonra artık yıldızlarda çok büyük şampiyonlar, milli takımlara girmeye başladı ve başarı arka arkaya geldi. İlk milli takım yarışına Konya Rumi çocuk oyunlarına gitmiştim. Konya'da olduğu için çok anlayamamıştık aslında biz milli takım yarışı, evet, ama böyle bir hani yurt dışı gibi bir yarış bekliyorduk biz aslında. Eve getirdiğimde ilk formumu annem böyle bir baktı. Ya çok güzel falan almıştık biz. Çok gurur verici. Çok ayrı bir duygu bizim için bu. Çünkü emeklerinin karşılığını alıyorsun. Bir bakıldığında. Eda'ya ait, Eda Tuz'a ait bir rekorumuz vardı, yıldızlar rekoru. Uzun zamandır da kırılmıyordu. Tabii bizim de attığımız antrenmanlardaki dereceler 56-57 rekora çok yakın. Hani her an çıkabilirdi. İşte nasip, yurt dışında EYOF, Avrupa Gençlik Oyunları vardı. Yurt dışına gittiğimizde sabahki seçme yarışında barajımız, hani finale kalma barajımız 52 idi. Dedim ki kızım, dedim, kontrollü bir tane atış yap. Dedim finalde, dedim, bütün gücümüz neyse, dedim, finale, dedim, zorlayalım. Tabii Münevver her zamanki gibi çok hırslı, inanılmaz bir yetenek olduğu için daha ilk hakkında 59 küsur atarak yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı seçmede. Tabii finalde 56 küsur attık. Bir karışla geçildik ama yine de Avrupa ikincisi oldu EYOF'ta. Kendi hırslı, hem akıllı hem hırslı. Atatürk'ümüz diyor, çevik böyle zeki olanı güzeldir sporcunun. Biz de öyle düşündük bunu. Çok akıllıdır. Neyi ne yapacağını bizden daha iyi bilir mesela, yerine göre. O bizi yönlendirir çoğu şeylerde. Anne şöyle olursa, bunu böyle yaparsak böyle olur. Baktım kendi hevesli çocuk, istiyor, yapabilecek kapasitede. Niye önünü kapatayım? Olsun, başka çocuklara örnek olsun. Münevver bir öncü oldu. Çünkü başarıları hep üzerine, Türkiye rekoru, Türkiye şampiyonası, uluslararası şampiyona dereceleri çok fazla olduğu için basında, sosyal medyada, her yerde çok yayıldı. Ve tabii bunu ister istemez altyapıdan gelen çocuklar, biz antrenmanları Sadova'da yaptığımızda çocukları hep gördüler. Ne aldılar? Hatta kaç kişi geldi? Abla, ben de senin gibi olmak istiyorum. Kendisine kaç defa sordular. Dedim ki çalış. Çalış, çalış, başarı gelir. Kız çocuğu, oğlan çocuğu diye bir şey yok. Niye yok?
içinde olduktan sonra, çocuğun da içinde olduktan sonra sen onun arkasına düştün müddetçe o çocuğun başarısı mutlaka gelir bir gün. Yani burada ayırt etmek yanlış bana göre. Ben bunu buradan çok dediler bana. İşte kızın ne işi varmış futbolla, işte ciritle. Burada çok dediler. Bir de bizim burada göreneklerimiz de var. Adetlerimiz, göreneklerimiz de var. Bu göreneklere göre kız çocuğu çok ters burada. Ama şükürler olsun kimseye dinlemedik. Biz çocuğumuzun arkasında olduk. Bugünlere böyle geldik. Kız çocukları daha çok başarı aslında. Başarabilir her şeyi. İmkan verilse, önü açılsa. Olsun, erkekler de olsun. Erkek her yakadan parasını kazanır. Gücünü iş yapar, girebilir, kazanabilir. Ama kız çocukları daha zor. Böyle güvenip yakaya çıkartmak, beşerileri başarmasını, başardığını görünce zaten iyi ki de yapmışız, iyi ki de gitmiş, iyi ki de olmuş. Kendi kendine daha şeye geliyorsun yani, hevese geliyorsun. Ben çocuğu buralarda dağa götürdüm, antrenman yapsın diye. O bildiğimiz hayvandan yaylım yaptığı yerlerde çocuğumuza antrenman yaptırdım ben. Ondan beraber ben de koştum. Hani çocuk kaç formundan düşmesin, çocuk belirli bir yere geldi, geri kaçırmayayım gibisine. Yani ben bu yaşta çocuğumla kendim bile çok antrenman yaptım. Dünya gençlik oyunları en büyük, bu büyük olimpiyatların bir altı. Yaklaşık 257 ülkenin katıldığı bir organizasyona katılmaya hak kazandık, barajı geçtik ve bu yarış Arjantin'deydi. Seçmede çok güzel bir derece attık, 57 küsür metre ama tabii statüyü tam olarak bilmediğimiz için yarışma sistemi 2 puan toplanıp şampiyon belli oluyormuş. Yani normalde biz yıllardır milli takımda da olsun, Türkiye'de de olsun hani seçme yaparsın, finale kalırsan finaldeki derece geçerli olur. 257 tane ülkenin katıldığı yarışta ikinci sırada gidiyoruz ama bir tane Kübalı rakibimiz var. Dedim ki işte Kübalı ne atarsa bir santim önüne atacaksın. Çünkü şampiyona senin. İşte Kübalı'yı seçmede geçmiştik. Tabii finalde Kübalı bizi geçti. Tabii o zaman da tabii onda da aynen 17 santimle olimpiyat ikinciliğini verdik. Aslında bu formayı giyebilmek için çok çalışıyorsun. Çok fazla emek veriyorsun. Belki bir seneni boşa heba ediyormuş gibi geliyor ama ertesi sene çıktığında milli takım forması giyiyorsun. Bu çok güzel bir şey. Herkese nasip olmuyor. Geriye adım atmıyor. Bir şeyi istediyse onu elde etmeye çalışıyor. Daha fazlasına. Şimdi üniversitesini de bitirdi oldu. Bir senemiz kaldı Allah'ın izniyle inşallah. Hem öğretmenliği olacak. Hem belki daha dünya şampiyonu olacağız inşallah. Ülkemiz daha güzel yerlerde temsil edecek. Olimpiyat şampiyonunu çok istiyoruz aslında. İnşallah Rabbim güç kuvvet verirse, sakatlık vermezse. Şu anda kızımızın gidişatı güzel. Eksik gedik bir şeyimiz yok. Oldu mu Allah'a şükür karşılıyoruz. Şu anda durumumuz iyi. Çocuğumuzun gidişatı iyi. İnşallah bizim tek temennimiz olimpiyatta Türkiye'nin bayrağını sallaması.